Ne haber dostum? Benim adım Gilbert. Üzüm Gilbert. Evet, bu babamın fikriymiş. Neyse, bugün mükemmel bir yolculuğa çıkıyorum. İnsan vücudunu gezeceğim. Bakalım eşlik etmek ister misiniz? İnsan ofisindeki yemekhaneye gidip yanında getirdiği yemek kutusunu açıp beni bulduğunda yolculuğum başlayacak. Bakalım başka neleri varmış? İndirli bir sandviç ve biraz yoğurt. Aa bak, sandviçten bir ısırık aldı. Hah, artık benim sıram geldi. Beni ağzına attı. İşte başlıyoruz. Size dürüst olacağım. Burası çok ıslak ve sıcak. Ağız sindirim sisteminin giriş kapısıdır. Bu sistem tüketilen besinleri faydalı bileşenlerine bölüp size enerji vermeye ve hücrelerinizin büyümesine ve tedavisine yarar. Yani yediğiniz şeyden ilk ısırığı alır almaz sindirim sisteminiz çalışmaya başlar. Ağzınızı çiğnedikçe ufak parçalara ayırırsınız ve bu süreci kolaylaştırırsınız. Burada salya da çok gereklidir. Yediğimiz şeyle birleşerek onun daha kolay parçalanmasını sağlar. Bu sayede tüm işi yapmak midenize düşmemiş olur. Bu arada keyifli bir şey öğrenmek ister misiniz? Bir yılda ürettiğiniz salya miktarıyla 2 adet orta boyutta küveti doldurabilirsiniz. Yani bir havuz dolusu salya. Ay, gerçekten tükürük yağıyor. Aman, o dişlere de dikkat etmem lazım. Sonumun hindici ağız gibi olmasını istemem. Ama bu biraz zor olacak gibi. Çünkü bu eleman dilini kullanarak ağzındakileri döndürüyor ve dişlerine doğru itiyor. Ama bugün hiç reçel gibi olasım yok. Yani beni ısırmadan hemen aşağı kaçacağım. Wow! Artık boğazda ilerliyoruz. Buraya yutak deniyor. Oo, yol ikiye ayrıldı. Nereden gitmem lazım ki? Oo, piti piti, karamela sepeti. Sanırım buradan gitmem gerekiyor. Bir saniye, yanlış yere girmiş olabilirim. Neden her yer titriyor ki? Ay yazık, adamcağız kötü kötü öksürüyor. Hadi biri yardımcı olsun şu zavallıya. Heh, artık doğru yerdeyim. Affedersin dostum. Ay, ucuz atlattık. Neredeyse akciğerlerine gidiyordum. Bu hiç iyi olmazdı. Evet, artık yola devam ediyorum. Bu sefer doğru yolu takip ediyorum ve sofistike bir ismi olan yemek borusunun içindeyim. Ben buraya yemek kaydırağı diyorum. Ama düşündüğümden çok darmış sanki. Etraf biraz sıkışık. Aşağı nasıl devam edeceğim ki? Aa, anladım. Bu insanın yemek borusundaki kaslar kasılıyor. Benim arkamdaki kaslar kasılırken önümdeki kaslar gevşiyor. Bu sürece sağınım deniyor. İşte beni sindirim sistemini hareket ettiren şey bu. Birkaç saniye içinde tünelin sonuna geliyoruz. Buradan da buraya gelen gıdaları mideye alan ve midedekileri içeride tutan bir kas var. Yani havaalanı güvenliği gibi. Ama ben buraya turistik olarak geldim beyefendi. Lütfen içeri alın beni. Şahane, kapakçıktan geçtim ve artık midedeyim. Garip bir kese gibi. Şu duvarlara bir bakayım bakalım. Wow, amma da güçlüymüş. Her yeri kas. Gerçi hiç şaşırmadım. Mide içindeki besin maddelerini tutar, karıştırır, öğüterek bulamaç haline getirir. Yani bayağı güçlü olması lazım, öyle değil mi? Bu çok da... Aman tanrım, o da neydi? Amma da yaktı ya. Of of of, çok sıcak. Mide asidinden bir an önce çıkmam lazım, yoksa sıvıya ya da şu hindi sandviç gibi jöleye döneceğim. Tamam tamam, hazırlıklı geldim. Gerektiğinde beni korumaya alacak bu yararlı gerici yanıma almıştım. Normalde sıradan yiyeceklerde bunlar da yoktur. Ama benim bağlantılarım var. Gizli bilgiler yani. Neyse, şu düğmeye basmam gerekiyor. Heh, artık üzüm jölesine dönmeden sizinle rahat rahat konuşabilirim. Sıradaki durağımızda ince bağırsak. Bu kendi üstüne dolanmış uzunca bir yılana benzeyen organın 3 bölümü vardır. Uzun dedim ya, gerçekten uzundan bahsediyorum. Mesela içinizde ve katlı bir şekilde durması gerektiği için hiç önermem ama bunu uzatacak olursanız 6 metre uzunluğunda bir tüpünüz olur. Evet, neredeyse bir zürafa kadar uzun. Hem de tamamen içimizde kıvrık olarak duruyor. Burası ise gerçekten çok sıcak. Aynı tropik bir tatil yerine benziyor ama buradaki okyanus safradan oluşuyor. Ama beni merak etmeyin. Baloncuğumun içinde tamamen güvendeyim. Safra yağları sindirmek ve karnınızdaki atıkları ayıklamak için elzemdir. Yani bu yüzden safrayı ürettiği için karaciğerinize teşekkür etmeniz lazım. Bu sürece pankreasınızda faydalı enzimler ekleyerek yardım eder. Ve şu ilerideki armuda benzeyen şey ise safra kesesi. Karaciğerin hemen altındadır ve doğru an gelene kadar safrayı tutmakla görevlidir. Of ya, bu şey cidden çok dolanık değil mi? Tüm o virajları geçmekten başım döndü biraz. Ama artık geri dönmek yok. Kasılıp duran bağırsak duvarları beni aşırı ittiriyor zaten. İnce bağırsağın sonuna gelmiş gibiyim ve uğrayacağım sıradaki yerse kadın bağırsak. Kolon olarak da bilinen bu kaslı tüp yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundadır. Bir saniye, bir saniye. Şşşş, duydunuz mu? Burada yalnız değilim. Etrafım çevrili. Daha da yaklaşıyorlar. Bunlar bakteriler. Burada onlardan tonlarca var. Oo, bu insanın bağırsak içi paraziti falan mı var yoksa? Yok yok. Bağırsaklarımızın
içerideki yiyecekleri ve vitaminleri en küçük yapı taşına kadar yıkabilmek için bu bakterilere ihtiyacı var. Ne habersiniz dostlar? Hey, şu girişteki o garip şey de ne? He, bu apandis de olmalı. Bunun bağırsaklara yardımcı olabilecek bakterileri tutmaktan başka bir görevi yoktur. Ayrıca bağışıklık sistemi için faydalı dokuları da vardır. Ama çoğunlukla pek faydası olmayan bir şeydir bu. Hatta bu organı olmayan insanlar eksikliğini hiç hissetmezler. Hem iltihaplanması durumunda doktor onu kesip alacaktır. Gerçekten diyorum. Görünüşe göre bu elemanınkisi hala duruyor. Helal sana. Her neyse. Artık kalın bağırsaktayız ve burası biraz daha genişçe. Ve bu son derece gizli koruyucu baloncuğum olmamış olsaydı sizlerle konuşurken sarımsı bir atık beltesi haline gelmiş olurdum. Bu kaslar beni kalın bağırsağın içinde iterken içimdeki tüm sıvıyı alıyor olurlardı. Bu da son formumu almak demektir. Dışkı, evet kaka, 2 numara, ne derseniz deyin artık, bu kalın bağırsakta oluşur. Etrafta hala tonlarca bakteri var. Amma da sıkı çalışıyorlar, öyle değil mi? Ama bunlardan ne çok az olabilirdi ne de çok fazla. Aksi halde gıdalara toleranssızlık gibi sindirim problemleri yaşarsınız. Ayrıca bunlar bağışıklık sisteminiz için de çok önemliler. O yüzden bağırsaklarınızın içinde trilyonlarcası yaşıyor. Çalışmaya devam arkadaşlar. Kalın bağırsağın sol tarafındayım ve yoluma devam ediyorum. Burası çok fazla dışkı ile dolunca hepsini tutamayacağı için bu dışkıları rektumdan atmaya çalışır. Yemeğinizden kalanların bu hale gelmesi, ki burada onlardan pek bir şey kalmadı artık, yaklaşık 36 saat sürer. Ama ben buraya kadar hızlıca geldim. Yapmam gereken üzümsel şeyler var çünkü. Hadi artık rektuma gidelim ve bir an önce Geronimo! Rektum yaklaşık 20 cm uzunluğunda olan düz bir borudur. Buralarda görebildiğinize benzeyen özel sensörleri vardır. Bunlar kurtulmanız gereken şeyler olduğunu haber ederler. Dışkı veya gaz buradan geçmek isterse beyne sinyal gönderirler. İşte bu sinyaller şu düşüncenin zihnimizden geçmesine neden olur. Ups, tuvalete gitmem lazım. O an için şartlarınız elverişliyse, yani bir tuvalet bulduysanız, en ucundaki kas rahatlar ve tada! Dışkınız dışarı çıkmış olur. Bay bay tüm kahvaltı niyetine yediğim pizza. Aa, siz hiç kahvaltı niyetine soğuk pizza yemediniz mi? Tamam o zaman, bana standart bir kahvaltınızın neden oluştuğunu yorumlarda anlatın. Her neyse, o an dışkınızı dışarı atacak uygun bir durumda değilseniz bu kaslar kasılırlar. Rektumdaki o sensörler de acil boşalma hissini bir süreliğine gidermede yardımcı olurlar. Zamanlama çok iyi değilken her şeyi olması gereken yerde tutan rektumunuza ve uç kaslarınıza teşekkür etmeniz gerekir. Mesela arabanızda işe giderken, randevudayken, alışveriş yaparken veya uyurken. Ama artık buna daha fazla dayanamadığınızda dıştaki kas size birkaç dakika ya da tuvalete gitmek için ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar zaman daha tanıyabilir. Bu insanın hazır olup olmadığını bilemiyorum ama benim gitmem gerekiyor. Bu sensörleri kendi kaçışımı sağlamak için bozabilirim belki. Aa, ama bu adam şu an işte, değil mi? Of, bu garip olacak. Tabii ki sıradan yiyecekler vücudunuzdan çıkarken benim kadar zarif olmuyorlar. Zaten az önce ne olduğunu anlayamadınız bile. Ama benim Üzüm Gilbert'ın yapacak çok önemli işleri var. Yani hadi dostum, marş marş tuvalete. Kaçmam lazım. Bye. Wow. Ay, bu biraz farklıydı. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca beğenebileceğiniz bazı videolarımızı ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakini veya sağdakini seçin ve hayata olumlu bakmaya devam edin.